Önerge üzerinde Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul konuşacaktır. Buyurun Sayın Doğrul. Süreniz 5 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ve ÖSO grupları tarafından Suriye'de Afrin kentine yönelik başlatılan askeri harekat 48. gününde devam ediyor. Söz konusu bu askeri müdahale her geçen gün sivil kayıpların artarak devam ettiği bir şekilde sürdürülüyor. Af örgütü, Uluslararası Af Örgütü Afrin'de yüzlerce sivilin yaşamının risk altında olduğunu belirtmektedir. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maluf, Afrin'de Türk ordusu ve ABD destekli güçleri arasındaki çatışmalar şimdiden sayısız sivil ölümüne yol açtı ve yüzlercesinin daha yaşamını tehlike altına attığını ifade ediyor. Ayrıca köylere ve kentlerdeki meskun mahallelere top ateşi açıldığı haberleri çok kaygı verici. Top ateşi ve kesin hedef bulamayan patlayıcı silahların sivil bölgelerde kullanılması uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır. Öte yandan Af Örgütü raporunda TSK saldırılarında çok sayıda sivilin ölümüne, yine aralarında çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin yaralanmasına yol açtığını söylediği aktarılıyor. Diğer yandan Türkiye'de ve Suriye toplumu savaşın yarattığı bütün insani acıları her gün, her an yaşıyor. İktidarını sürdürmek isteyenler sebebiyle her iki taraftan da gencecik insanlar hayatlarını kaybediyor. Sadece bir seferde olmak üzere Keltepe bölgesinde 8 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını yitirmesi, onlarcasının yaralanması bu savaşının görünen sonuçlarından sadece bir tanesidir. Suriye'nin bir parçası olan Afrin'in de tartışmasız bir biçimde kapsayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı bir an evvel uygulamaya konulmalıdır. Suriye'de demokratik bir ortamın ve rejimin oluşmasına katkıda bulunacak tek şey bir an önce diyalog ve müzakere ortamının sağlanmasıdır. Öte yandan Afrin'i sahiplerine teslim edeceğiz söylemiyle kentin demografik özellikleri üzerinde asılsız bir propaganda yapılmaktadır. Afrin'de kimler yaşıyor? Afrin'de bombardıman altında kalan Afrinliler yaşıyor. Kürtler en az 1000 yılı aşkındır bu bölgededirler. Orası tarihi adıyla Kürt Dağı, yani Çiyaye Kurmaç'tır. Dün Kürt yoğunlukluydu, bugün Kürt yoğunluklu. Kürtler dışında bu bölgede Araplar, Türkmenler, Ermeniler, Çerkesler de küçük oranlarda vardırlar. Afrinlilere vereceğiz söylemini, Türkiye'deki mültecilerin oraya taşınması hedefi Kürt yoğunluklu bir bölgenin demografisini değiştirme niyetidir. Bunun adı da, tarihte herkes biliyor, etnik temizliktir. Suriyeli diye Halepli, İdlibli, Rakkalı birilerini alıp Afrinlilerin evlerine ya da toprağına yerleştiremezsiniz. Demografik yapıyı değiştirmeye dönük bir müdahale Kürtler açısından etnik temizlik olarak tarihe geçer. Bu da başka krizlere yol açar ve insanlar arasında düşmanlık tohumları eker. Maalesef demografik yapıya müdahale bu coğrafyada tarihsel olarak hep başvurulmuş bir devlet çözümüdür. Berbat bir yoldur. Bu çözüm halkları karşı karşıya getirmiş, hep kavgalar üretmiştir. Fakat bu müdahalenin sınırları ötesinde bir başka ülkenin nüfusunda yapılıyor olması işin vahametini daha da arttırıyor. Götürecekleri nüfusu orada nasıl tutmayı planlıyorsunuz? Afrin'den asla çıkmayarak mı bunu yapacaksınız? Bilindiği gibi uluslararası çatışmalar sırasında uyulması gereken kuralları belirleyen Cenevre Konvansiyonu'na Türkiye'de taraftır. Gerek harekatın sürdürülmesinde, gerekse ele geçirilen kişilere yönelik insani ve hukuki muamele sırasında bu protokollere uyulmakta mıdır? Bu protokolü ihlal eden bir uygulama tarafınıza rapor edilmiş midir? Edilmişse bununla ilgili tarafınızdan ne gibi önlemler alınmıştır? Bunun acilen hükümet tarafından cevaplanması gerekir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 24 Şubat'ta Suriye'de en az 30 gün sürecek
insani ateşkes ilan etmiştir. Afrin Harekatı'nın bu kapsamda olduğu, başta ABD ve olmak üzere bütün güvenlik konseyi ülkeler tarafından teyit edilmiştir. TESAK'ı bu karardan sonra harekata hala neden devam etmektedir? Ölmek ve öldürmek üzerine... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Torun. Çözüm olmak yerine bölgeyi içinden çıkılmaz bir kaosa sürükleyeceği açıktır. Bu konuda gerekli uyarıları yapmak hepimizin görevidir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Torun.